Manisa'nın Sipil Dağı'nın güzelliklerine bakınız. Gördünüz mü şuradaki gölü? Bu bir gölet. Buradaki yıl kağıtları ve yaban hayvanları için özel olarak yapılmış. Şu gördüğünüz yer İzmir. Kasım 2020'de Manisa Sipil Dağı'nda termometre artı bir dereceyi gösteriyor. Ve biz de size, bakınız, şuradan bir menazır-ı umumiye gösterelim. Bakınız, şu an batı ufuklarındayız ve İzmir Körfezi.
demin İzmir'i gösterdik size. Şimdi de Manisa var görüntüde. Şu an kuzey yönündeyiz. İşte burası Manisa. Spil Dağı'nın kuzeyinde Manisa, güneyinde Kemalpaşa, doğusunda Turgutlu ilçemiz, batısında İzmir'imiz bulunmaktadır. Haydın bra. Ve dünyanın en yüksek şifa enerjisi sade ve sadece Manisa Spil Dağı'ndadır. Yekpare bir kayadır. Maviye çalar rengi. ...1517. metresinde Gök Kubbe'ye en yakın tepesinde Zümrüdüanka ana ağacı vardır. Gördünüz, Zümrüdüanka'mızı sevgiyle suladık ve onun suyunu işte gelip bu yoldan geçerek alıyoruz. Birazdan suyu aldığımız yeri göreceksiniz. Yaklaşık 8 kilometre kadar uzaktayız Zümrüdüanka ağacına. Belki 400 metre irtifa olarak aşağıdayız. ...200 metre kadar daha ineceğiz aşağıya. Tabi bu 200 metrelik irtifa yol olarak belki 3 kilometremizi alacak. Zümrüdüanka çeşmesinin suyu Zümrüdüanka'mıza can olacak. Ve şu gördüğünüz sararmış, hatta kırmızıya yakın yapraklar, kiraz ağaçlarının yaprakları. Dünyanın en güzel kirazları burada yetişir. Bu kirazın adı Sultan kirazıdır. Sultan yaylasıdır burası. Şehzadelerimizin gelip yazın kaldıkları yaylalardır. Oradan gelir Sultan yaylası. Tabi sultanlara yaraşır kiraz da burada yetiştirilir. Onların kirazıdır Sultan kirazı.
Zümrüdüanka Çeşmesi'ne geldik. Hoş geldik. Zümrüdüanka Çeşmesi'ne geldik. Hoş geldik. Zümrüdüanka Çeşmesi'ne geldik. Hoş geldik. Hoş bulduk. Dırırırırın. Dırırırırın. Dır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 
Bidonlarımızı alalım. Dün biliyorsunuz burada havuza düşmüştü. Bugün bir daha havuza düşürelim. Samsung telefonunun kalitesini test edelim. Vallahi dünkü testi başarıyla geçti. Yaklaşık 10 saniye suyun içinde kaldı. Bana mısın demedi. Ya ne dedi, sana mısın dedi. Haydin bro, haydin da, haydin da. Selamun aleyküm. Zümrüdüanka Çeşmesi. Sana geldim. Suyundan almaya geldim. Müsaadenle suyunu verirsen eğer, senden izin isteyerek suyunu almaya geldim. Müsaaden olursa suyunu alacağım. Allah razı olsun. Ve senin suyunu yine sana vereceğim Zümrüdüanka. Zümrüdüanka çeşmesinin suyu Zümrüdüanka'ya gidiyor. Arkadaşlar, bakınız, hayır sahibi Sami Bey ve eşi Hayriye Hanım. Sami ve eşi Hayriye Şener hayrat yaptırmışlar 1991'de. Allah onlardan milyonlarca kez razı olsun ki bu güzel yerde bu güzel çeşmeyi yaptırmışlar. Gelip geçenler buradan su içiyor. Belki pek çoğu bir Fatiha okuyordur. Allah razı olsun diyordur. Demeyen de unutmuştur. İşte hayır sahibi insanlar böyle olurlar arkadaşlar. Ve ben buraya Zümrüdüanka Çeşmesi diyorum ya, içimden geldiği için o letafetle söylüyorum bunu. Yoksa bunun adı Zümrüdüanka Çeşmesi değil. Olsa olsa Sami ve Hayriye Şener Çeşmesi olur. Sami ve Hayriye Şener'in de birer Zümrüdüanka olduğunu biz güzel yüreğimizin söyletmesiyle dile getirelim. İşte buna Zümrüdüanka Çeşmesi niyetiyle bakıyorum. Zümrüdüanka'ya buradan su götürüyorum. Oh! Bu ne güzel. Bu su değil bence. Bu ab hayat. Bu yaşam suyu. Aha, da dün şu taşı dayanak yapmıştım telefonuma. Telefon da şuradaydı. Cumburlop içine düştü. Haydi bir kez daha deneyelim. Aynı mesafeye getirelim. Ve rüzgardan rica edelim. Rüzgar gel. Ve bütün gücünle devir telefonu. Ben de
geldi anka. Telefonu kapatmadan önce şuradaki yaprakların güzelliklerini görünüz. Bir yaprak, bir sarı yaprak, gönlümün sarısı. Bir çınar, bir koca çınar, gönlümün çınarı. Bir söğüt, bir salkın söğüt, gönlümün söğüdü. Zümrüdü anka ya gitsin buradan, söğütle çınarın suyu. Zümrüt Anka'ya buradan gitsin, söğütle çınarın selamı. Zümrüt Anka'ya buradan gitsin, Zümrüt Anka çeşme selamı. Sami ve Hayriye Şener çiftinin selamı bütün dünyaya gitsin. Refik Korkmaz eğitimlerinin Zümrüt Anka çeşmesi. Hepinize selamlar, saygılar. Şiir ötemiz sonsuz. Haydin bre. Gökyüzü yansıyan yapraklar. Size de Zümrüt-ü Anka yansımış. Dostlar, yerde Zümrüt-ü Anka'sınız, gökte Zümrüt-ü Anka'sınız. Gökyüzü yankılı bu çeşmenin suyu gibi. Hangisi gerçek? Sudaki mi? Gökyüzündeki mi? Kameradaki mi? Benim beynimdeki mi?